Selamünaleyküm arkadaşlar. Hayırlı akşamlar. Nasılsınız? İyi misiniz canlarım? İnşallah iyisinizdir sultanlarım. Ben de iyiyim beni sorarsanız. İyi olmaya çalışıyoruz. Arkadaşlar şimdi konuya gireceğim ama nasıl gireceğim? Tabii ki ben bugün video aldım. Benim köyde önceki çekmiş videolarım. Ben hep söylüyorum zaten. Ben bir gün önceden, iki gün önceden videolarımı hazırlıyorum. Hani bulunduruyorum. Sizleri videosuz bırakmamak için. Neyse, konuya gelelim. Biraz durdu canım. Bu taraftan bu tarafa geldim arkadaşlar. Orada çocuklar var. Ses oluyor diye. Sizlere yani net duysunlar diye. Şimdi konuya gelelim. Neyse, videoları geçelim. Tabii ki ben video atıyorum arkadaşlar. Ben bu işi yapıyorum biliyorsunuz. Hastamız var. Allah'ım tüm hastalarımıza acil şifalar versin. Bugün kardeşim bir evde canlı yayın yapmış. Çünkü Suha'nın yanında ben vardım. O gitti. Genelde de bırakmıyor. Allah razı olsun. Kısa bir canlı yayın yapmış. Sunay yoğun bakımda değil arkadaşlar. O da duygulandı demek ki, ağladı. Sunay yoğun bakımda değil, bitkiselde değil. Nasıl diyeyim? Yani bitkiselde değil Sunay, yoğun bakımda da değil. Cihaza da takılı değil. Sunay yemeğini yiyor, suyunu alıp içiyor. Lavabosuna gidiyor, ihtiyaçlarını gider diyor. Nasıl söyleyeyim böyle? Çıkıyoruz, koridorlarda geziyoruz, dışarı çıkıyoruz bazı kere. Yani hasta, evet. Hasta değil desem olmaz. Hasta, rahatsız. Ama şimdi bu akşam bu videomda bana yüklenmişiz. Sizin evde hasta az olduğunda sabah işe gitmiyor musunuz? Hiç hastanız olmadı mı? Yemek yemiyor musunuz? Su içmiyor musunuz? Yani ne geçiyor elinize? Ben hastanla uğraşıyorum. Ben duyduğum hastaneye yattığı an sabahsı tabii ki kardeşim aradı beni. Ablası Sunay da rahatsız dedi. Ne diyorlar dedim. Şu an bir şey demediler ama bayağı rahatsız dedi. Tabii o da panik yapmış. Çocuğunu aramış. Konya'da oğlunu aramış Sunay'ı. İşte ben aradı. Kim yakın çevresinde varsa söylemiş canım. Eşim dedi ki Melek madem hasta, zaten biliyorsun Sunay hep tedavi görüyor. Böbreklerinden tedavi görüyor. Üstüne aksilikler işte üst üste. Eniştemin hastalığı. Kaç aydır eniştemle ilgileniyor Sunay. Kendini ikmal etti diyene. Üzüldü. Olabilir. Ne yapsın ama. Keşke kendine arayışlardı bütün zamanlarını. Nasıl diyeyim böyle vahdini. Ama olmadı. Rabbimin verdiği de bu sene de milli piyangonlara vurdu. Rabbim kimseye taşıyamayacağı yükü yüklemez arkadaşlar. Rabbim öyle emretmiş. Onlar da bu sene öyle oldu. Ama buradan benden ne istiyorsunuz? Ne derdiniz var? Mesela buraya gelenler var. Yanımıza gelenler var. Burada beni görüyorlar. Bizi görüyorlar. Sunay'ı görüyorlar. Yani arkadaşlar ne istiyorsunuz benden ya? Ben eğer nasıl çıkar peşinde olsaydım buradan sizlere açıklamak yapmak istedim. Yoksa benim niyetim açıklamak falan bir şey değildi. Bir şey açıklamak değilim kimseye zaten. İspatlamak da değil maksadım ama bilmeyenler için o biraz kafadan hani affedersiniz. Kırıklar için değil. Merhametsizler için değil. Kötü niyetliler için değil. Bir azıcık dedim şöyle konuşayım. Ya ne istiyorsunuz benden? Allah aşkına söyle. Açık açık söyle. Telefon numaramı alın. Tanıdığınızdan tanımadığınızdan alın. Bana söyle ne geçiyor elinize yazıp da. Ben bacımın yandım ya. Yani derdiniz de benden. Sıkıntınız da. Öyle bir arkadaş aradı beni. Melek Hanım dedi videona dedi seni giydirmişler. Giydirsinler dedim. Alışkınlar onlar sahte giydirmeye. Öyle şeyleri çok seviyorlar. Arkadaşlar Sunay iyi. Rabbime şükürler olsun. Dediğim gibi yemeğini yiyor.
suyunu içiyor, çayını içiyor. Ne bileyim ben, lavabosuna kendisi gidiyor. Yani her işini kendisi yapıyor. Biz Sadık Sunay'ın, ben Sadık Sunay'ın yanında bir destekçi olalım. Yani Şükrü Usta da bana müsaade etti. Ne zaman istersen o zaman gelmeli. Sen zaten bilirsin dedi. Evde hayvanlarımız falan kalabalık arkadaşlar. Allah razı olsun. Sabri dedi Melek'e ben savarım sen git dedi. Ona da buradan selam olsun. Sizlere de selam olsun arkadaşlar. Yalla ne diyeceğimi bilemiyorum ya. Bu kadar kötülük olur mu ya? Ya evde de öyle. Sunay'ın tarlasına gitsem çıkarcı diyorlar. Bir komşunun tarlasına gitsem çıkarcı diyorlar. Birisine gitmesem sen komşuna niye gitmiyorsun diyorlar. Benim komşu bile umurumda değil arkadaşlar. Değil. Vallahi değil. Yani beraber yemek yediğimiz, beraber birkaç tabakta yemek yediğimiz komşun satıyor. Bunu da öğrendim. Ben kendi derdimle uğraşıyorum. Bak hastamız var. Herkes hasta. Hastaneye girdiğin zaman arkadaşlar o kadar hasta var ki insan üzülüyor ya. Yani üzülüyor. Ne yapalım? Rabbim sevdiği kuluna verirmiş derdi. İnşallah Rabbim bir şifa verir. Bir can gelir. İyi olur. Sunayımız iyi. Gelenler var bugün. Görenler var. Yani ne yapalım? Ne diyeyim? Şimdi Celal'a da dedim ben. Sen de niye madem canlı yayını yap. Yap. Soruyorlar şimdi arkadaşlar. Yani tutamadım kendimi de o an için ağladım işte. Yani Sunay dedim yoğun bakımda değil. Biz yoğun bakım önünde beklemiyoruz. Yoğun bakıma giren hasta da hemen vefat edecek diye bir şey yok. Yoğun bakımda bir müdahale yani. Gelenler satı Sunay'ı görüyor arkadaşlar. Nasıl diyeyim takipçilerimizden de gelenlerimiz var. Görüntülü konuştuklarımız var. Takipçilerime de buradan sesleniyorum. Görüntülü konuştuğumuz takipçilerimize. Yazın arkadaşlar. Sunay bu kadar düşkün değil. Tabii ki ilaç alıyor. Ağrıları da oluyor. Onun etkisine biraz rahatsız oluyor. Olmuyor desem yalan olur. Biz burada bir masada oturup çayımızı da içiyoruz. Ondan sonra bizde bir sıkıntı yok. Erkek kardeşim de yanımda, Cahal da yanımda, gelenler görüyorsak da. Daha ne diyeyim ki? Yapmayın. Yani zehirinizi başkasına saklayın, başka yerlere saklayın. Bana bulaşmayın. Benim hiç kimseyle bir işim, gücüm yok. Biz hastamızınız. Bizim hastamız iyi olsun. Bize o yeterli. Biraz. Arkadaşlar, sevenlerimize, sevmeyenlerimize de olsun. Selam olsun. Düşünmeden yazıp çizmeyin yani. Bir düşünün. Bizim de işimiz bu. Herkes de bakkal diyene işini, eşini, çoluğunu, çocuğunu yolluyor. Öyle değil mi? Bir arkadaş da burada çekiyor. Allah razı olsun. Kısa dedik şöyle bir arkadaşlarımızla bir merhaba diyelim. Ha ben video attım bugün ama benim köydeki videolarım arkadaşlar. Ben buraya geleli tributumu Sunay Uydin'e mesela tributumu alsam dışarılara sizlere işte ben buradayım şu bugün bu oldu şu oldu desem derim yani asla. Ben buraya hastama bakmaya geldim. Tabii ki tributum da benim ekmek tekine. Nereye gidersem yanımda taşıyorum. Benim oğlum hasta inanın ki çocuğum zor nefes alıyor. Ben oraya bile gitmedim yani. Öncelik bura. Çünkü onun boğazları şişmiş. Enflasyon kalkmış. İnşallah o da iyi olur. Çocuğum da Oktay'ım da hasta bu arada arkadaşlar. Onu da aradım bugün. İki sefer arayabildim. Fazla da arayamadım. Allah'ım acil şifalar versin. İnşallah tez zamanda o da iyi olur. Anne beni düşünme diyor. Sen teyzemle ilgili anne diyor. Yani çocuklarım arıyor soruyor. Allah'ıma binlerce şükür olsun. Yani kimse Melek'in huzurunu kaçıramaz. Üzgünüm. Bacım için çok üzgünüm. Tabii ki Rabbimin verdiği derde boynumuz kıldan ince.
okuldan gelse insanlar birbirini yer. O da iyi olacak arkadaşlar. Hasta o kadar var ya. Sadece hasta bizim Sunay değil ki hasta. Sadece hasta bizim değil. O kadar hastalar var ki. İnsanlar bir bakıyorum ya, odalara bakıyorum böyle, ne bileyim ben. İnsanın içi gidiyor. Yanımızda yine hastamız var. Bir tane bayan var daha gençlerden. O hasta. Hastalar çok. Allah'ım tüm hastalarımıza acil şifalar versin. Kimseyi kırmak, üzmek istemiyorum. Ben sizlere nasıl davranıyorsam, sizler de bana öyle arkadaşlar. Ben sizlere nasıl saygı gösteriyorsam, ben de sizlerden o şekilde sevgi vermek istiyorum. Beni zaten tanıyanlar 3 yılı geçti. Beni tanıdılar. Bundan sonra kendimi onlara ispatlamaya hiçbir niyetim yok. Hiç kendilerini yormasınlar. Kardeşim de karşımda oturuyor. Vallahi oturuyor. Yok, göstermene gerek yok. Sen bilirsin sen. Buradasın. Yine burada takipçimiz var. Videomuzu da o çekiyor. Onun da ufak bir kanalı var. Zamanı geldiğinde ben de sizlere onun kanalını söyleyeceğim arkadaşlar. Maksadım şu, şimdi derler ki kanalımı tanıtıyorsun derler. Zamanı geldiğinde sizlere inşallah onun da kanalını söyleyeceğim sizlere. Bir yüzün sana her zaman burada yer var arkadaşlar. Bir de ben şöyle söyleyeyim. Aslında bir videomda da getirdim de. Bu videomda yarın gelecek. Şunun yanına gitmediğin, bunun yanına gitmediğin yazmayın arkadaşlar bana. Benim hastam var. Anahtarı bende. Telefon, Ceylan faturası var yatmış, bende fatura. Onu arayıp sormayana ben niye gideyim yanına? Bana bir adım gelene ben iki adım giderim. Benim laylom insanlarla işim yok arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Sizlerden sunayım için o dua istiyorum. Tüm hastalarımız için olsun. Kendinize iyi bakın. İnşallah ben hep söyledim videolarımda da suratım asık oluyor arkadaşlar falan yap. Sizlere bahsettim. Sunay doktora gelmedi arkadaşlar. Sunay hep karnım ağrıyor dedi. 3 ay oluyor. Bugünkü gelen misafirlerimize de anlattı. 3 aydan beri de karnım ağrıyor. İşte kocasını ikna etmek adına kendini harcadı. Sunay'ım doktora git, Sunay'ım doktora git. Bugün arayayım, karnım ağrıyor. Yarın arayayım, karnım ağrıyor. Akşam arayayım, karnım ağrıyor. Ya Sunay'ım, özele git en azından. Yani yalvarıyor. Ben yardımcı olayım, ben göndereyim. Yok. İşte Rabbim ne yazdıysa insanın anına onu çekermiş arkadaşlar. Her şeyin vakti saati var demek ki. Çok canı yanmış, kendini hastaneye atmadı. Benim sayfama gelip kimsenin adını geçirmeyin. Bana beni sorun. Ben ayda 8 tane, 7 tane hayvan bırakıp geldim. 2 tane köpeğim var biliyorsunuz. Tavuklarımız, şu Rus'ta evde onlarla uğraşıyor. Bana onları yazın ya. Melek Hanım, bu videoyu sen ne zaman çektin? Burada şey, sahte çekmediğimi biliyorsunuz. Köy videoları. Köyde çektim geldim. Nasıl desem, vallahi aslında içimden çok şeyler gidiyor arkadaşlar. Ama terbiyem müsaade etmiyor. Ben o şekilde terbiye almadım ailemden. Ben anamdan babamdan o şekilde terbiye gördüm. Sizleri seviyorum. Sağlıcakla kalın. Rabbime emanet olun. Görüşmek üzere diyorum.